Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da SolidWorks 2014 ve SolidWorks 2013 arasındaki uyum problemini işleyeceğiz. Peki ya bu nedir diyorsanız ve eğer henüz bununla karşılaşmamışsanız eğer hemen açıklayayım. Siz SolidWorks 2014'te yapılmış olan bir çizimi SolidWorks 2013'te açamazsınız. Yani üst sürümde yapılmış olan bir şeyi alt sürümde açamazsınız. Tersi olabilir. Hani alt sürümde yapılmış olan bir şeyi üst sürümde açabilirsiniz. Eğer sürümler arası çok devasa fark yoksa. Ama hani üst sürüm alt sürümde eğer ki servis pack'lere ayrılıyor bunlar. En son servis pack'i en son güncellemesini indirmediyseniz eğer 2014'ü açamazsınız ki genel olarak en son güncellemesini çoğu kişi yapmamış olur. Dolayısıyla 2014 dosyası 2013'te açılmaz. Bunun için en pratik çözüm bence bilgisayarınızda hem 2013 hem de 2014'ün aynı anda bulunmasıdır. SolidWorks buna izin veren bir program. İsterseniz SolidWorks 2013'ü, isterseniz de bunu kapatalım. SolidWorks 2014'ü açarak ikisini birlikte kullanabilirsiniz. SolidWorks kesinlikle bu konuda bir hata vermiyor ve sizi bu konuda özgür bırakıyor. Şimdi diyelim ki böyle bir imkanınız yok. Bir bilgisayarda 2014 yüklü, diğer bilgisayarda 2013 yüklü ve siz 2014 dosyasını 2013'te açmak zorundasınız. Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şimdi 2014'te çizilmiş olan bir parça olsun elimizde. Bu bizim öğrencilerimizden bir tanesinin ilk uygulama dersinde çizmiş olduğu SolidWorks'te verilen birinci uygulaması. Güzel de çizmiş, eline sağlık. Tek sıkıntısı 2014'te çizmiş bunu. Biz bunu 2013 versiyonuna kaydetmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi klasik kaydetten değil de farklı kaydete gelirsek eğer, farklı kaydette burada kayıt türünü değiştirmemiz lazım. Biz artık masaüstüne kaydetmek istiyorum. Dosya da önemli değil. Biz artık kayıt türü olarak SLD-PRT'yi kullanmayacağız. Çünkü direkt o solid dosyası. Biz burada farklı bir şey kullanacağız. Bakın değişik değişik şeyler var burada. Hani AutoCAD'ten tutun. Nerede? DVG olacak bir yerde. Burada JPEG var. DVG burada. İsterseniz PDF'i buradan da çevirebiliyorsunuz. Biz ise burada bir önceki sürümde bunu açmak için IGES'i kullanacağız. Kısaltması da IGS. Kayıt türü olarak bunu belirledikten sonra kaydediyorum. Masa üstüme geliyorum. Masa üstümde burada bir adlı dosyamız artık var. Bu bir IGS uzantılı bir dosya. Şimdi biz bu dosyayı aldık. 2014'de olan bir programdaydı bu. Biz size bunu alıyoruz. 2013 olan bilgisayarı yolluyoruz. Artık bu bilgisayarda 2013 var ve elimizde IGS uzantılı bir dosya var. Buna çift tıkladığımızda elbette ki açılmayacak. Neden açılmayacak? Çünkü bu IGS uzantılı ve bunun Solid'de açılması gerektiğini bilemez SolidWorks. Dolayısıyla Solid 2013'in içinden bunu çağıracağız. Nereden? Aç. Aç'a geliyorum. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Şurada tüm dosyalar değil de sizde SolidWorks dosyaları seçili olabilir ve hani bu SLD-PRT, SLD-ASM'den bir tanesi değil. Bu IGES. Dolayısıyla burada gözükmeyecektir. Bunun için SolidWorks dosyaları yerine IGES seçerseniz burada IGES dosyasını seçmenize imkan tanır. Bu şekilde açabilirsiniz. Veya buradan tüm dosyaları göstererek de bunu görebilirsiniz. Şimdi açmaya başlayarak yapalım. Bu parça için alma tanımlamaya çalışmak istiyor musunuz? Evet diyorsunuz. Şimdi mantık evet 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 diyerek gideceksiniz. Tüm iyileştirmeyi dene diyorsunuz ve tamam basıyorsunuz. Hani bundan sonra karşınıza çıkacak neredeyse her şeye tamam 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 basacaksınız. Hatta enter'a basarak 4 kere enter'da en son kısma gelebiliyorsunuz. 5 hatta. Şimdi karşımıza FeatureWorks diye bir şey çıktı. Bu FeatureWorks şu. Şu anda bakın, gerçi bundan sonra göstereyim. Bu FeatureWorks şu anda parça elimizde var. Birebir parçanın aynısı. Tek sıkıntı yan tarafta bakın alınmış bir var. Burada dikkat ederseniz unsur ağacında hani bas ekstrütler, kat ekstrütler var. Burada ise bir tek alınmış bir var. Bu direkt komple bir parçayı aldığını ifade etmeye çalışıyor bize kendi dilinde. Biz burada FeatureWorks'ü tanımlayarak kendi akıllı unsur ağacını oluşturması için bir komut vereceğiz. Evet'e tıkladık. FeatureWorks ayarları çıktı yanımızda. Tanıma modu genel olarak otomatikte kalsın. Burada çok da fazla değiştireceğiniz bir şey yok. Tamam basmanız şimdilik yeterli. Gerekirse zamanla ayarlayabilirsiniz. Bazen hatalar verebiliyor. Şimdi dikkat ederseniz parçayı tanımlamaya başladı. Parçayı kesiyor, ediyor, biçiyor, çalışıyor şu anda dikkat ederseniz. Ve parçayla alakalı gerekli olan unsurları yan tarafta algılamaya çalışıyor. Burada ne olabilir diye düşünüyor. Şu an tamamını algıladı. Ve parçamızı karşımıza çıkarttı.
Parçada daha net görebilmek için düzlemlerimi görünmez yaptım ve şunu da çizgi görünümü haline getirdim. Şu an dikkat ederseniz bakın, burada 2014'te çizilmiş olan var, burada ise 2013'te çizilmiş olan var ve neredeyse birebir aynılar, tek fark var. O da bir buradaki unsur ağacına bakın, özellikle sonlara doğru bakın. Bir de 2014'tekisine bakın. Burada 2013'te delik sihirbazı kullanılmış. Buradaki komut kullanılmış. Unsurlarda delik sihirbazı. İngilizce yapanlar için features'tan İngilizcesini unuttum, kusura bakmayın. Ama yani şu simgeden bulabilirseniz, burada delik sihirbazını kullanmış. Bunun anlamı şu. Hani normalde biz burada cut extrude ile arkadaşımız vermiş. Kesmeyle normal vermiş. Burada ise delikleri delik sihirbazı ile yapmak istemişler. Böyle tanımlamak istemişler. Dolayısıyla böyle tanımlamış. Ama genel olarak unsur ağacımız sonuç olarak bunun oluşumuna izin verecek şekilde. Peki unsur ağacı oluşturmak ne işe yarar? Diyelim ki mesela bunun unsuru neredeymiş? Buradaymış. Ben bunun unsurunu değiştirmek istiyorum. Ne yapıyorum? Bunun parametresini değiştirdim. Bakın az önce yapamazdım. Neden? Az önce bir tane alınmış vardı ve onunla alakalı herhangi bir şey değiştiremiyoruz. Şimdi unsur ağacında gerekli olan parametrelerle oynayabiliyoruz. İstersek üstüne çizimle devam edebiliyoruz. Bu şekilde değişiklikler yapabiliyoruz. Son olarak da şuna dikkat edelim. Featureworks %100 olarak unsur ağacını oluşturamaz. Hani genel olarak oluşturduğu durumlar da olabilir ama bazı durumlarda ufak tefek şeyleri algılayamaz. Bunlardan mesela şu anda alınmış 3 olarak bir şey kalmış. Unsur ağacında gözümüze batıyor. Bu alınmış 3 ne demek? Bu kısımla alakalı arkadaşımız bir şeyler yapmış. Ben bunu Featureworks'te 2013'te tanımlayamadım. Bu yüzden bu şekilde bıraktım demek. Ben bunun üstüne çizimle devam edebilirim. Çizimin ölçüye de alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bunun parametrelerini değiştiremem. Burada unsur düzenine geldiğimizde böyle bir şey yapamazsın. Ve bunun hakkında hata veriyor. Buradaki parametrelerle ise tanımladığı için oynayabiliyorum, değiştirebiliyorum, artırıp eksiltebiliyorum. Gördüğünüz üzere IGS uzantısını 2013'te açtık ve Featureworks'ı çalıştırarak unsur ağacımızı oluşturduk. Son adım, 2013'te açtıktan sonra farklı kaydete geliyoruz. Şu an elimizde IGS uzantısı var. Biz bunu SLD-PRT olarak kaydetmeliyiz. SLD-PRT zaten otomatik olarak seçili olan, ismi 2 olsun hiç önemli değil. Kaydettim, masa üstüne geldim ve burada 2 adlı bir tane dosya var. Bu SolidWorks 2013'te SLD-PRT olarak kaydedilmiş bir dosya ve bunu artık 2013'te açılacak hale getirmiş olduğunuz. Dolayısıyla da 2014'te çizilmiş olan parçayı artık bu dosya yardımıyla 2013 versiyonunda çizebilirsiniz. Son olarak size şundan da bahsedeyim, böyle bitireyim. Şimdi burada alınmış 3 tanımlayamadığımız sizin için kritik bir parça olsun. Bunu tanımlamanız lazım. Nasıl yapacaksınız? Burada Featureworks var ve burada seçenekleri var. Buradaki seçeneklerle oynayarak Featureworks'ü yeniden yaptırabilirsiniz. Yani seçeneklerle oynayacaksınız. Ondan sonra özellikleri tanı diyorsunuz. Ve buradaki aslında solid deli gibi çalışıyor. Şu an bunu çözmeye çalışıyor. Tabii ben hiçbir şey değiştirmediğim için çözemeyecek. Sizse önemli bir parçaysa seçeneklerdeki tüm seçenekleri birebir değiştirerek bunu tanımlaması için birazcık daha uğraşabilirsiniz. Ama %100 çözüm verecek diye bir şey yok. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Beğendiğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.